Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Biden bilen Xi Jinping görüştü. Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xi Jinping 28 iyul telefonda görüşken bulup, iki taraf birbirine tembih berişken. BBC'nin bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xi Jinping 28 iyul telefonda görüşüp, yakında gün tertipke gelgen Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sökbetinin muhim temisi bulup kalgan. Xi Jinping Amerika'ya tehdit selip, ot bilen oyunu şıkı bulmaydıganlıkını bildirgen. Joe Biden, Xi Jinping'ni Tayvan boğazının növetteki vaziyet ahvalini özgertişki bulmaydıganlıkı hakkıda agahlandırgan. Aksaray'nın bildirişçe, körüşte iki taraflık münasifet ve başka muhim bulgan bir qatar rayon ve halkaralık meselelerini müzakir kılgan. Hem de gruplar boyunca söhbetini devamlaştırışını, bulup mu kelimat özgürüşü ve sahiye bir hatarlıkını halkılış üçün devamlık söhbetleşmekçi bulgan. Biden, Tayvan meselesi de Amerika siyasetinin özgermegenlikini, Amerika'nın hazırkı haletini özgertidigan ya ki Tayvan boğazının tinişliği ve mukumluğunu buzgunçuluk kılıdigan bir tereplime hareketlerge kat'i karıştırdıganlıkını tekitleyen. Xinhua agentliğinin bu haftaki haberde Xi Jinping Tayvan meselesinin intayin eniq ikenlikini, Tayvan boğazının iki tarafının Xitayga tabi ikenliki ve hazırkı vaziyetinin eniq ikenlikini, Xitay Amerika Birleşme Bayanatının iki tarafının siyasi ehdisi ikenlikini, o ahdi bolsa bir Xitay prinsipi ikenlikini ta'kidladi deyilgan. Xi Jinping yana Xitay bilan Amerikaning makro iqtisod siyosatini moslashtirish, yer shari sanoat va ta'minlash zanjirining muqimligini saqlash, yer shari energiya va yemaklik bexatarligiga kapolatlik qilish qatorliq asosli masalalarda aloqani saqlashi kerakligini ko'rsatgan. Kuzatuvchilar Xi Jinpingning Amerika prezidenti Baydenga o't bilan o'ynashgan o'zini ko'ydirib oladi degan so'zidan ikki tarafning suhbat ahvolida hech qanday aktiv alomatlarni ko'rishning qiyin ekanligini, Xitoyning barliq amaldorlarining azaldan bu turdagi qilyiblashgan so'zlarini ko'p ishlatadiganligini, bu yilning 5-ida Amerika parlamenti vakillar o'miki Tayvanni ziyorat qilgan mazgildimi Xitoy tashqi ishlar ministrligining o'xcha so'zni qilganligini, shuningdek Xitoy davlat mudofaa ministrligi bultur Tayvanni ogohlantirgandimi o'xcha so'zni ishlatganligini, növbette bu sözünü Xi Jinping'u tekrarlıqallıqını, ama Xitay'nın bu sözü Nancy Pelosi kiler hapti Tayvan'ı ziyaret kılsa, Xitay'nın herbi hareketki tayyar işgallıkının direk bermeydiqallıqını, bu Amerika'a hazırkı yolunu devamlaştırsa, ahırda tokunuş geltirip çıkırdıqallıqını bildiriş üçün deyilgen söz işgallıkını bildirişken. Bazı tahlilkiler Pelosi'nin Xitay'nın 20. növbetlik memleketlik kurulduğundan burun Tayvan'ı ziyaret kılışı, Xitay tarafından Xi Jinping'nin abroyunu tükişki urunuş deb qabul qilindiganligini bildirip, kichik tipdagi to'qinish kelib chiqqan taqdirdimi uning oqibatining ig'ir bo'ladiganligidan andisha qiladiganligini bildirishmoqda. Tayvan tashqi ishlar ministri bu vaqtda qilgan so'zida Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi tashdek mustahkam munosabatni qayd ta'kidladi va prezident Baydenning Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini saqlab qolishga ahamiyat berganligiga rahmat aytdi. Şunaqla Tayvan bilen Amerika otursudaki kuyuk bir xatarlık şeriklik münasibetini devamlıq çoğunqırlaştırdıqanlıqını, kaidelerine asas kılgan xalqara tertibini birlikte qoğdaydıqanlıqını, Tayvan boğazının bir xatarlıkı ve Hindi-Tiniç okyan rayonunun tınışlıqı, muqumlıqı ve güllünüşini ilgir sürüdüqanlıqını bildirdi. BDT Hong Kong devlet bir xatarlık kanununu icra kılışını derhal toxtışın talep kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti 27 iyul günü Hong Kong hükümetinin hareket kullanıp Hong Kong devlet bir xatarlık kanununu emelden kaldırışını talep kıldı. Amerika Avazı'nın 28 iyuldaki haberde bildirilişçe bu komitet bugün ilan kılgan hücceti görüştüşçe Hong Kong devlet bir xatarlık kanunu asasi kanunga xilap bulup komitet Xitay Xalq Qurultayının bu kanunu Hong Kong'daki amma ve ictimai teşkilatlar bilen meslehetleşmeyi durup makullığallıqını dikkat bilen küzetmekteyken. Bu komitet Hong Kong devlet bir xatarlık kanununun tizdin yolu koyulışının akıbetinin kattık endişi kılgan. Haber kılınışça bu kanun 2020 yılı yolu koyulgandan buyan 12 balını öz içine alğan 200'den artık adam devlet bir xatarlıkı ziyan yetkizgenlik bahanesi bilen kol gıylıngan. Mezkur devlet bir xatarlık kanunu arqalıq 12 nefer adamge 44 türlük cinayet bekitilgen bulup, bekitilgen cinayetler kanundaki 4 türlük cinayetine asas kılmıgan.
Şu sebeplik bu komitet Hong Kong alahide memuri rayonu hükümetinin konkret tedbir kullanıp, növetteki devlet bir hatırlı kanununu bekar kılış bilen bir vakitte, mezkur kanunu yolu koyuştan saklanışın talep kılgan. Bildirilişçe BDT Kişilik Hukuk Komiteti BDT'nin İctimai ve Siyasi Hukuk Ahdinamesinin icra kılınışını nazarat kılıdığan organ bulup, Hong Kong'un İgilik Hukuki 1997 yılı Xitay'a ötküzüp birleştiğin burun Hong Kong kurultuyuğa katnaşkan. Mälum buluşça, Xalqara Cemiyetinin bu tavsiyelerinin ünümüge kapalatlı kılış təklifi ahırlaşmağan. O, Hong Kong hükümetinin 3 konkret tavsiyeni yolu koyuş üçün kullandığan hareketlerini nazarat kılıdıkken, 2025 yılı 7 ayının 28. günü gece tefsili ekvallar hakkında komitetki dokulat sunup, Hong Kong dairelerinin devlet bir hatırlık kanununu bekar kılış, halkının söz erkinliği ve yığılış erkinliğini çekleydiğen herkanda hareketini tohtuş ekvalini nazaret kılıdıkken. Argentinalık danlık şair Müslüman bolganlıkını cekarladı. Argentinalık şair Al-Aqsa Mescidi hoylisida İslam dinini kubul kılganlıkını ilan kıldı. Al-Cezire torunun 28. iyuldaki haberde bildirilişçe, Argentinalık şair hem ressam Leonardo Gaston Herman Al-Aqsa Mescidi'nin hoylisida İslam dinini kubul kılganlıkını ilan kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Leonardo Gaston Herman Palestinlik diplomat Muncit Salih'nin yetekçilikide şehadet kelimesini eğitip, özünün İslam dinini kubul kılganlıkını cekarlıgan. Şunun bilen bir vakitte sindi onun arkasında kıyataş gümbez körünüp durgan bolup, şairinin İslam'ını kubul kılganlıkını anlayan nek meydandaki kişiler hayacan içi de Allahu Ekber deyip tekbir tuğlaşkan. Bildirilişçe Herman Xalqara Yazgıcılar Birleşmesi'nin reisi bolup, çarşamba günü İrusalim'a yetip gelgen. O yerde Palestin halkı bilen birlikte Cenubi Amerika Medeniyet ve Siyasi İtibak Cemiyeti'nin kuruluşuğa asas salgan. Herman Palestin zeminini ziyaret kılıp yerlik Palestin rehberleri bilen körüşken. Herman Kal'a şehrinin şehir başlığı bilen körüşken de dünya gerçi Palestin'nin reallıkını bilisi mu ama bu meselege Amerika'nın közü bilen karımakta digen. O yana Palestin halkının işgaliyetçiki karşı duruştaki kat'i iradesini kollaydıganlıkını hem de Palestin'ni ziyaret kılış hoşallıkını işbadilegen. O yana Xalqara Yazgıcılar Birleşmesi arkalık biz hakikatini dünyaya yetküzümüz. Palestin halkı azatlıkka erişkice onlarının müstakillik küreşlerini kollayımız degen. Mälum buluşça Herman yazgıcı, ressam ve şair bulup 1975 yılı Argentina'da tuğulgan. O nurgun sanat körgazmalarına katnaşkan bulup dünyanın nüfuzluk tur beketleri de onun nurgun kitap, şiir toplamları bar iken. Şarkı Türkistan'da temperatura 40 gradustan eşip ketti. Şarkı Türkistan, İçki Mongoliya ve Xitay'nın Zhejiang ve Jiangxi ülkelerde temperatura 40 gradustan eşip ketti. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Xitay'da hava rayının adetten taşkarı derecede ısıp ketişi sebebiden kızgıç seyrek ranlık agahlandırışının devam kılıdığallıkı bildirildi. Xitay Meteorologiya İdarası'nın bildirilişçe, Xitay'nın canubi rayolları, cümleden Zhejiang ve Jiangxi ülkeleri, şunlukla İçki Mongoliya ve Şarkı Türkistan'ın bazı yaylarda temperaturu 35 gradustan eşip ketken. Meteorologiya dairleri hava ısık vakitlerde dala faaliyetlerine katnaşmaslık ve sırtı işleydiğallar üçün daim aram eyliş hakkıda agahlandırış çıkargan. İgilinişçe kızgıç seyreklanlık agahlandırış Xitay'nın 4. derecelik ısık havarayı agahlandırış sistemisindeki en yukarı 2. seviyeye vekillik kılıdıkken. Agahlandırışlar yukarıdan tövenge kızıl renglik, kızgıç seyrek renglik ve kök renglikten teşkil tapıdıkken. Rusya, Afganistan'daki DAEŞ azaları sanının 6000'ı yetkerlikini ilgiri sürdü. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Afganistan meselesi boyunca alahide vekili Zamir Kabulov, paytaxt Moskva'da ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığınıda Afganistan hakkıda bayanat verdi. O, Taliban vakitlik hükümetinin Afganistan'daki hareketlerine baha berip, Talibanlarının hazırki devletini başkuruşunun birlikki keltürgücü idiyesiyle ilgi emestikliğe işaret kılıp ötdi. Ve Afganistan'da hazırgıcı hükümetki karşı herbi tamponluk şekillendirilediğen öktücü küçü yokluğunu ilgiri sürdü. O yana Afganistan'daki DAEŞ meselesi doğrusunu tohtulup, teşkilatka katnaşkan korallık unsurlar sahnenin köpeygelliğini tilga elip, bunların sahne 6000'ı yetti. Talibanlar 2021 yılı 15. Ağustos hakimiyet peşiğe çıkıp,
Daişqa qarşı qattıq qadamlarını taşlığandan keyinki qorallıq unsurlar sani 2000 idi. Mundaqça etqanda ular növbette 3 hafta köpeydi. Bu Afganistan vaziyetinin taraqqiyatidagi eng salbiy nuqta. Chunki Daişçiler Afganistanlılar emas qo'shni devletlerini muqimsizlashtirishga mayil dedi. Zamir Kabulov Taliban cazalar yüzsedin terrorluqqa qarıştırish kuchlarining jang qilish iqtidorini ve maliye ahvalini yeterlik derecede kolluğudak maliye menbesige ige emez digerlerini sözlerge ilave kıldı. Japonya bilen Hindonoziya deniz bihaterlikke hemkarlıkını küçe yetişine karar kıldı. Japonya'nın paytaxtı Tokyo'da uçuruşu ötküzgen Japonya başvaziri Kishida Fumio bilen Hindonoziya prezidenti Joko Widodo koşma muhbirlarını kütüveliş yığını ötküzdü. Kishida Japonya'nın Hindi-Tinich Okean rayonunun tınıştıkı ve bihaterlikini qoğdaş ve Hindonoziya'nın Deniz Okean bihaterliki iktidarını küçeytişige yardan beridiganlıqını eskertip, devletinin Hindonoziya'ki ul esleha türleri ve apetinin aldığını iliş hizmetlerge işiltişi üçün 318 milyon dolar qarız beridiganlıqını bildirdi. Widodo bolsa Japonya'nın yeni meblağını karşı alıdiganlıqını tilga elip, Japonya'dan pakiz energiya, ul esleha, dora, dihkançılık ve tabii baylıklarını öz içine alan yeni teknikler bilen təminləşini tələb qıldı. Ve sözünü devamlaştırıp, ''Mən Japonya'nı hidrogen ve ammiyak teknikisi qatarlıq yenilik yartış teknikilerinin arqısıda durup, Hindonoziya'nın nöl qoyup beriş nişanını işqa aşırışının tizletişini qollaşqı çağırmen'' digerlerine qayt qıldı. İki rehber deniz bihaterliki, klimat özgürüşü, energiya ve məbləq siliş cahatdiki həmkarlıqını küçeytiş doğrusudumu birdeklik hasılı qılğallıqlarını bildirişdi. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleştirme köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.